Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün kremasıyla ve kekiyle muhteşem ıspanaklı pasta tarifimi sizlerle paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli bu tarifimi denemenizi ve tatmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Tarifimin yapılışına geçiyorum. İlk olarak bir demet ıspanağımı yıkadım. Güzelce sap kısımlarını ayırdıktan sonra küçük bir tenceremin içine koyuyorum. Sonra içine bir çay bardağı su ilave ediyorum ve ıspanağımı ocağıma alıp birkaç dakika sadece yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Ispanağımı birkaç dakika haşladıktan sonra uygun bir kaba aldım. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Bu karışımımı püre haline getirdikten sonra bir su bardağına aktarıyorum. Tam bir su bardağı dolusu ıspanaklı suyumu kekimde kullanacağım. Şimdi bunu soğuması için bir kenara alıyorum. Keki için malzemelerim: bir su bardağı ıspanak püresi, bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, 4 adet yumurta, 2 su bardağı un, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kullanacağım. İlk olarak oda ısısında bekletmiş olduğum 4 adet yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. İçine 1 su bardağı toz şeker ekleyip köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurtalarımı krema kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra içine 1 su bardağı ıspanak püresi ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip mikserimin düşük ayarıyla çırpmaya devam ediyorum. Birkaç dakika daha bu sıvı karışımlarımı iyice çırptıktan sonra içine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Kek karışımımı mikserimin düşük ayarıyla iyice çırptıktan sonra şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kekimiz akışkan kıvamlı bir kek olacak. Sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime kek hamurumu döküyorum. Tamamını döktükten sonra bir kaşık yardımıyla üzerine düzlüyorum. Kaşıkla düzledikten sonra tepsimi birkaç defa da sağa sola ittirerek her tarafının düz olmasını sağlıyorum. Sonra kek hamurumu daha önce ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda 15 dakika pişiriyorum. Kekim fırında pişerken çok lezzetli ve kolay bir krema yapacağım. Bir paket muzlu kremolayı çırpmak için uygun bir kabımı aldım. İçine 2 paket krem şanti ilave ediyorum. Sonra 200 ml su bardağı ile içine 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve mikserimle çırpmaya başlıyorum. İyice çırptıktan sonra kekim pişene kadar biraz dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Kekim piştikten sonra fırından çıkarıyorum ve tezgahın üstüne bir yağlı kağıt sererek kekimi ters çeviriyorum. Üzerindeki yağlı kağıdını çıkarıp kekimin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Dikdörtgen borcama sığacak şekilde kenarlarını bıçakla kesiyorum. Şimdilik kekimin kenarlarını bir tabağa koyup bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra üzerini süslemek için kullanacağım. Sonra kekimi iki elimle tutarak dikdörtgen borcamıma yerleştiriyorum.
sonra 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı toz şekeri iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra sütlü şerbetimi bir kaşık yardımıyla kekimin her tarafına gezdiriyorum. Daha önce hazırlamış olduğum kremamı pastamın üzerine döküyorum. Bir spatula yardımıyla her tarafı eşit olacak şekilde pastamın üzerine düzlüyorum. Pastamın üzerine düzledikten sonra daha önce kesmiş olduğum kekimin kenarlarını robottan geçiriyorum. Sonra bir kaşık yardımıyla kekimin üzerine döküyorum. Evet, ıspanaklı pastam artık hazır. Şimdi ağzını streçle kapatıp buzdolabına kaldırıyorum ve birkaç saat dinlendiriyorum. Pastamı buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimledim ve üzerini süsledim. Artık servise hazır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.